Mehmet Şimşek'ten mucize beklemek yanlıştır. Sayın Mehmet Şimşek uluslararası finans şirketi yöneticisi gibi davranıyor kardeşim ya. Zeytinyağı satıyor, palmiye karıştırmış içerisine. Hatırlayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Sizden söke söke alırlar. Geldiğimiz nokta ne? Bu işler yap, işlet, halka ödet sistemiyle halledilmiş. Şimdi biz ne yaptık? Yol yaptı, köprü yaptı, seçim malzemesi olarak kullandık bunu. Kabe maketi koymuş, küçücük çocuklar etrafında tavaf ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük sınavı eğitim nedir? Yanlış mıyım? Merhaba Münir abi, hoş geldin. Bizi izleyen, takip eden, beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederek videomuza başlamak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le başlayalım istersen konuşmamıza. İstifa tartışmaları konuşuldu. Bu olay nedir abi? Bir açıklayabilir misin bize? Konuşuldu ama yalanlandı da. İletişim Başkanlığı bu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı. Şimdi gerçektir, değildir bu başka bir mesele. Bu memlekette Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram'dan istifa etti. Sağır Sultan duydu, iktidar medyası kulağının üzerine yattı. 17-18 saat sonra resmi açıklama geldikten sonra duyurdu. Bir gazete manşet attı, Merkez Bankası Başkanı değişti. Dolayısıyla kulislerde konuşulanların gerçeklik payı var mı tartışmalarına bakarsan, resmi açıklamaların ötesinde kulislerde konuşulanlar daha fazla itibar ediyor. Mehmet Şimşek'in istifa söylentisinin karşılık bulması sebebi nedir? Çünkü ciddi bir rahatsızlık var uygulanan politikalardan. Mehmet Şimşek'ten mucize beklemek yanlıştır. Kim olursa olsun direksiyona geçtikten 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra bu işleri düzene koyması kabil değildir. Uzun erimli işlerdir, sabır gerektiren meselelerdir ama dönüp baktığımız zaman Mehmet Şimşek göreve başladığından bu tarafa geçen süre yaklaşık 14-15 ay. Bir arpa boyu yol alındı mı? Bence alınmadı. Enflasyon 39'du, şimdi 62. Faiz %50. Faiz bu kadar uzun süre devam ettirilemez, sürdürülmesi mümkün değil. Her şeyden önce yüksek faiz, diğer adımların atılması için sana soluk verecek, nefes verecek bir süre olması gerekir. Temel eksiğimiz nedir? Üretim. Üretmezsen bu meseleyle başa çıkamazsın. Rahmetli Erbakan hep üretim, üretim, üretim derdi. Bunlar hep tüketim, tüketim, tüketim diyor. Sayın Mehmet Şimşek, uluslararası finans şirketi yöneticisi gibi davranıyor kardeşim ya. Sadece sıcak para gelsin, faiz yukarıda dursun, döviz rezervlerimiz artsın da meseleye bakıyor. Ama meselenin bir de ekonomik boyutu var. Bir an önce acilen tedbirlerin alınması gerekir. Bak, kısa vadeli borcumuz 236 milyar dolar. Yani bir yıl içerisinde Türkiye'nin ödemekle yükümlü olduğu borç miktarı. Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız? Bugün borç alan yarın emir de alır. Bu kadar dış borç aldıysak biz şimdi acaba kimlerden emir alıyoruz? Ankara'nın harcamalarına para dayanmıyor kardeşim ya. Bütçe, rakamlar ortada. İşte o bakanlığın bu kadar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kadar, Cumhurbaşkanlığı'nın bu kadar, ayrılan bütçeler planlandığının ötesinde harcanıyor. Dolayısıyla bu tartışmaların yapılması, buna bir karşılık aranması, garipsenmemesi gerekir. İşçi sıkıntıda, emekli sıkıntıda, üretici sıkıntıda. Toplumun her kesiminden rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın faturasının Mehmet Şimşek'e kesilmesi beklentilerinin de olması gayet doğaldır. Yani bu uygulanan politikalar böyle devam ettiği müddetçe bizim işsizliğimiz artar, iflasımız artar, fakirliğimiz artar. Böyle bu ne ya? Ben 73 yaşındayım. Ben bu kadar pahalılık ne gördüm ne böyle de yönetim gördüm. Ya bu ülkede rahat bitti kızım. Allah size kolaylık versin. Gitti bu ülkede rahat yaşamak. Bu iktidar için köprüden önceki son çıkış Lütfi Elvan, Naci Ağbal dönemiydi. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı döneminde enflasyon 19, faiz 19, döviz kuru 7 liralara gelmişti. Bir gecede paldır küldür operasyon yaptık, görevden aldık. Bugün geldiğimiz duruma yol açtık. Zihni sinir fikirlerle uğraştık. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika. Değil mi? Yani bir kur korumalı mevduat diye bir hadise çıkarttık. Bir gecede dolar aşağı gitti diye millete bayram ettirttirdik. Ne deriniz? Bir dolar, bir dolar. Vatan hainleri. Bak bu bir dolar, bir dolar. Ondan sonra baktık ki ya bu iş böyle değilmiş. Sadece bunun bir yıllık maliyeti 800 milyarları geçmiş. Dolayısıyla ipin ucun kaçtı, toplamaya çalışıyoruz. Bir an önce Türkiye'nin üretim gücünü arttıracak tedbirler alması gerekir. Yoksa gerisi nüşabirek faslı.
Tarım da gündemimizden düşmeyen bir konu. Bu kez hükümet 2 yıl kullanılmayan tarım arazilerinin kiralanması yönünde bir karar aldı. Yaşanan sıkıntıya sence bu çözüm olur mu? Olmaz. Sen önce çiftçiyi üretim yapamaz hale getir, milleti perişan et, ondan sonra elindeki tarlasını al, başkasına kiraya ver. Böyle bir modelle çözüm bulamazsın. Temel sorun ne? Girdiler yüksek. Yani mazot pahalı, tohum pahalı, gübre pahalı, yem pahalı. Bu yüksek maliyetlerle yapılan üretimin karşılığında adamın elinden ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Ekiyor, biçiyor, alın terini döküyor, ürününü götürüyor, satamıyor. Masraflarının yarısını belki de çıkaramayacak duruma geliyor. Sosyal medyada izliyoruz. Adam diyor ki ben buğdayımı 7 liraya sattım diyor. Ekmeği 10 liraya aldım diyor. Evet. Ben buğdayı 7 liraya verdim. Ben çiftçiyim. Siyasi kimliğimle gelmedim buraya. Ben de çiftçiyim. 7 liraya verdim, gittim 10 liraya ekmek aldım. Bir tır dolusu domates fabrika fabrika dolaştırmış, kimse satın almamış, gitmiş üzerine bir de dozer kiralamış, çöpe döküyor. Adam kavununu satamamış, römörkü koymuş, kendisi satacak, belediye elinden almış, isyan ediyor. Benim malımı verin lan! Ya çiftçinin feryadı gökyüzüne çıkmış, uzaydan görünüyor. Tarlaya üretemiyoruz diye yazmış. Daha ne yapsın bu adamlar? Çiftçiye kolaylık sağlamamız gerekirken meseleleri daha da büyütecek başka çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Şimdi tarlayı aldın, kiraya verdin. O adam üretti. Satamadı, ne yapacaksın? Sonuçta attığın taş vurduğun kuşa değmeyecek. Peki tarlayı kiraya verdin, adam işletti, ödemedi parasını. Nasıl alacaksın? Ya bu memlekette 10 metrekare arazi için akrabalar birbirlerini vuruyor kardeşim. Kim arazisini gidip de kiraya vermek ister? Satıyorum dedi ben arazimi, ekmiyorum satıyorum dedi. Zorlama elinden alacaksın. Mülkiyet hakkını ihlal eden bir düzenleme bence. Maksadı aşan sonuçlar çıkaracak bir uygulamadır. Yönetmeliğin satır başlarıyla şöyle bir okudum. Günlük yaşantının içerisinde karşılığı olacak bir uygulama değildir bu. Şimdi biz sadece fiyatların yüksekliğinden, üreticinin ekmemesinden, biçmemesinden yakınıyoruz. Şu sıralar fiyatların yüksekliği, üreticinin ekip biçmemesi gündemde. Ama bir başka ciddi tehlike daha var Türkiye'de. Gıda güvenliği meselesi. Bakın internete uyku keki satılıyor. Ya nedir bu uyku keki? Bildiğin sentetik uyuşturucu satılıyor. İfşa oldu. İfşa olduktan sonra satıştan vazgeçtiler. Markete gidiyorsun. Üzerinde diyor ki meşrubat diyor portakal. Bakıyorsun içerisinde portakalın eseri var. Portakalın yanından geçmiş. Biberi biber mi, karabiberi karabiber mi, baharatı baharat mı, içerisinde ne var ne yok. Zeytinyağı satıyor, palmiyağı karıştırmış içerisine. Sen sağlıklı bir yaşam sürmek için, ya işte kalp damar rahatsızlığıma iyi gelsin diye zeytinyağı kullanıyorsun. Sana damardan palmiyağını basıyor. Denetim yeterlidir, yetersizdir tartışmasına da girmek istemiyorum. Şans eseri, rastgele geçenlerde ortaya bir şey çıktı. Adana'da polis arabayı durdurup arama yapıyor. İçerisinden at eti, eşek eti çıkıyor. Beraber. Tamam, tarlada isyan var, mutfakta yangın var ama bize ne yedirdiklerini de bilmiyoruz. Köprü ve otoyol zamları hayli tepki çekti. Eleştiriler yağdı. Sen ne diyorsun abi buna? Son 10 ayın içerisinde köprü ve otoyollara yapılan zamlar %200 ile %300 arasında değişiyor. Oraya zam geldi mi zincirleme gıdaya kadar bütün lojistik hizmetlerin fiyatları artıyor. Dolayısıyla da bu da cebe yansıyor. Köprünün ücretinin artması, otoyolun ücretinin artması bu memlekete enflasyon olarak geri dönüyor. Vakti zamanında bundan 37 yıl önce dönemin muhalefet lideri Süleyman Demirel Özal'a sesleniyor bütçe görüşmelerinde. Diyor ki bu yolları dolarla yapmayın. Yap işlet devlet modeliyle yabancılara yaptırmayın. Sonra bu borçların altından çıkamayız. Bu meseleyi çözemeyiz. Bak geçmişe, Atatürk'ün İstanbul'un suyu, elektriği için yabancılara karşı verdiği mücadeleyi hatırlayın. Hem ne gerek var yolun başına bir gişe kuracaksınız, vatandaşı soyduracaksınız diye. Haklılığı 37 yıl sonra ortaya çıktı. Borçlanarak, yani dışarıya dolar vererek Türkiye'de yol yaptırmak yanlıştır. Bunları Türk müteahhitleri Türk parasıyla yapabilirler. Güçleri vardır. Hele yolu vesaireyi yap işlet devlete sokmak, bu da yanlıştır. Sokuluyorsa yanlıştır. Çünkü ne olacaktır? Yarın bu yolların üzerine kulübeler kurulacak, para toplayacaklardır. Bunlar için milyarlar borçlanmanın manası yoktur. Yarın biraz sonra izah edeceğim, bu borçları ödeyemezsiniz. Türkiye ödeyemez. Şimdi bunu geçenlerde sosyal medyada Sakalar İskitler Twitter hesabı paylaştı.
Hafızasını yenilemek isteyenler, kısa versiyonu da var, uzun versiyonu da var. 1987 yılı bütçe görüşmelerinin. Bu ikazların ne kadar gerçek olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi biz ne yaptık? Yol yaptı, köprü yaptı. Seçim malzemesi olarak kullandık bunu. Yol yaptı, köprü yaptı, deniz altından yaptı, üstünden yaptı. Neler yaptı, neler yaptı, uçak yaptı. Değil mi? Yıllarca Türkiye'de yol yaptık, köprü yaptık, bizim cebimizden 5 kuruş para çıkmayacak diye. Geldiğimiz nokta ne? Bu işler yap, işlet, halka ödet sistemiyle halledilmiş. Bu büyük kara deliğin kapatılması için zamdan başka bir şey gelmez ellerinden. Ha muhalefet diyor ki bu iktidar değişirse biz bu sözleşmeleri, anlaşmaları feshedeceğiz, Türk lirasını çevireceğiz. Hatırlayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Sizden söke söke alırlar. Ya bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Söke söke alırlar mı, almazlar mı onu bilmem. Bence bırakın Londra'daki mahkemeleri, bunlar Türkiye'deki mahkemelere bile gitmeden belki de çözülecek meselelerdir. Birkaç gün önce Saadet Partisi şu köprü meselesini çok çarpıcı bir şekilde anlatan animasyon yayınladı. Otoyol ve köprüleri kullanarak Başakşehir'den Bursa'ya seyahat eden bir otomobil, tüm bu seyahatin sadece otoyol ve köprülere giden maliyeti 1276 lira. Dönüşü de hesap ettiğinizde toplam HGS 2553 lirayı buluyor. Arabanın kilometrede harcadığı yakıtın iki katından fazlasını otoyol ücreti olarak ödüyoruz. Vatandaşın değil ama birilerinin işleri yolunda. Türkiye'de otoyollar, köprüler bütçenin üzerine yük olmaktan başka enflasyonun da temel sebeplerinden biri haline geldi. Bir başka meselemiz de işsizlik. Kimine göre iş var, beğenmiyorlar. Bunun bir karşılığı var mı abi sence? Şimdi bu telefonunu çıkar diyen dayılar var diye o meseleye döndü. İş var, çalışan yok diye. Geçenlerde bir tane iktidar kalemşörü sosyal medya hesabından paylaşmış. İşte doğramacı aranıyor, mobilyacı aranıyor, kaynakçı aranıyor. Altına da yazmış, iş var, iş beğenmiyorlar, kimse çalışmak istemiyor. Şimdi ben TÜİK'in yalancısıyım. TÜİK'in ortaya koyduğu rakamlara bakarsak, gerçek anlamda işsizliği ifade eden geniş tanımlı işsizlik Türkiye'de %29,2. Yani sokaktaki her 3 kişiden birisi işsiz. Ne yaptık? 81 vilayette üniversiteler açtık. Yaşı genç olanlar, sorun annelerinize, babalarınıza. Bugünkü rektörlerin çoğu, geçmişin liselerinde müdürlük yapamaz, öğretmenlik yapamaz. Eğitim yerlerde sürünüyor. Kalitesi gitmiş, nitelikli insan yetişmiyor. Planlaması da bunun doğru dürüst yapılmamış. Meslek liseleri ihmal edildiği gibi de herkes çocuğuna akademik kariyer yaptırma telaşının içerisine düşmüş. Üniversiteyi bitirenler mezun oldukları alanda iş bulma şansları yok. İşsizlik almış başını gitmiş. Bunlar devletin resmi rakamlarına sabit. Bak ne yapmış anaokulunda? Kabe maketi koymuş. Küçücük çocuklar etrafında tavaf ediyor. Ya pedagojik eğitim, çocuğun psikolojisi gibi tartışmaları bir tarafa koydum. Dünyadan örneklerine bakıyorsun. Japonya'da o yaştaki çocukların hepsi fabrikalarda bu işler nasıl yapılıyor diye öğreniyor. Bizim bu ülkelerle aramızdaki farkı kapatmamız artık bundan sonra pek de kabil gibi görünmüyor. İktidarı değiştirirsin, memleketin ekonomik sorunlarını çözersin, yargının problemlerini halledebilirsin. Ama memleketin eğitim meselesini halletmek bir nesne mal olur. 8 sene temel eğitimini yanlış almış çocuğun bir daha düzeltilmesi mümkün olabilir mi? Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük sınavı eğitimledir.